Dün Çiçek Dağı'nda kutlanan ahilik kutlamalarına Çiçek Dağı Kaymakamı Yunus Kalaycı, Belediye Başkanı İsmail Deniz, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Barış Macit, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Hikmet Erdoğan, İlçe Şoförler Odası Başkanı Aziz Özyürek, Ahevran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Müdürü Kazım Ceylan, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. Program, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Hikmet Erdoğan ve Ahevran Üniversitesi Eğitim Görevlisi Kazım Ceylan, aylık haftası için birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından günün anısına çeşitli hediye ve plaketler verildi. Ardından Kırşehir Halk Oyunları ekibi birer gösteri sundular. Gösterinin ardından ahi pilavı ve helva dağıtımına geçilerek ilçedeki program sona erdi. Ahilik haftası kutlamaları bilindiği üzere her yıl Ekim ayında ve bazı illerimizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyordu. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığımızın üst kurumlarla yaptığı görüşmelerde kutlamaların Eylül ayında yapılmasına, merkez il olarak Kırşehir'in belirlenmesi ve patentinin alınmasına, ilimizin adının bütün dünyaya duyurulmasına katkı sağlamıştır. Ahilik bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin en üst kuruluşlarından birisidir. Bizim atalarımız yaklaşık bundan 1000 yıl önce Anadolu'ya geldiklerinde, ki yoğun olarak Malazgirt Zaferi'nden sonra gelmeye başlamışlardır ve 5 büyük dalga halinde Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu'da Roma uygarlığının son temsilcisi olan Bizans devleti vardı ve o da medeniyet kurma heyecanını kaybetmiş, siyasi olarak varlığını devam ettiriyordu. Bu bölgelere, bu topraklara o dönemlerde Kapadokya deniliyordu ve yoğun bir Hristiyan kültürü vardı. Bir toprağı sadece askerle fethetmek yetmiyordu. Orada mutlaka kendi kültürünüzü, kendi medeniyetinizi inşa etmeniz gerekiyordu. Kıymetli Çiçek Dağlılar, ben de bütün esnaflarımızı içerisinde saygının, sevginin, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin çok yüksek derecedeki ahlakın olduğu ahilik haftasını kutluyor, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.